80 milyon dolarlık bir dövüş. Herkesin 7'den 70'e yakından takip ettiği, dünyada da herkesin izlediği, bildiği bir isim. Mike Tyson, Jake Paul'la Türkiye saatiyle bu gece sabaha karşı dövüşecek. Ve kimin kazanacağı fark etmeksizin 40 milyon dolar, 40 milyon dolar ikisi de paylaşacak. Bu bildiğimiz tabii resmiyetteki. Tabii bir de bunların reklam gelirleri vardır. Yani reklam gelirleri çok daha fazladır belki. Şimdi önemli bir spor. Yani hani benim çok izleyemediğim bir spor ama gerçekten dünyayı çok etkileyen ve çok yani hemen hemen böyle her yıl bir böyle büyük bir aslında müsabaka karşımıza çıkıyor. Dövüş demek daha doğru galiba. Ve mutlaka böyle iki büyük boksörün karşılaşmasının çok ilgiyle ve çok yüksek rakamlarla önümüze çıktığını görüyoruz. Mike Tyson çok önemli bir isim tabii. Ama doğrusu Bu yaşta bu kazanabilir yaşta mi? yani hani bu yaşta tekrar böyle bir şeyle performansla karşımıza çıkması da çok enteresan. İlk 3 round ya da 4 roundda yıkılmazsa yıkma ihtimali yüksek. 4'ten sonrası yaş devreye girecek. Tabii. Yani bu benim öngörüm değil, bu sporla profesyonel olarak ilgilenenlerin yorumu. Dayanıklılık tabii yaşla birlikte Evet. biraz daha azalıyor. Ama yani hani 27 yaşında ve 58 yaşında Şova dönüşür mü? Yani 58 yaşındaki Mike Tyson şovla yani iki katı yaşında bir İşte isimden o yüzden şov bahsediyoruz. dedim. Şova dönüşebilir tabii. Yani hani bizde tecrübe gelecek büyük ihtimalle. Çünkü 10 galibiyeti var, 50 galibiyeti var, 44'ünü nakavt etmiş. Ama galiba biraz da Jake Paul'da hani dayak yesem de hani yenilsem de daha doğrusu Mike Tyson'a hem Mike Tyson'a yenilmek gibi bir şeyiniz oluyor. Gururunuz oluyor aslında. Hem de bir yandan da Mike Tyson'la aynı ringe çıkıyorsunuz. vallahi hiç öyle değil ama Özlem Hanım. Ve Bayağı tahrik etti Mike Tyson'ı. yani şöyle tabii genç bir de yani hani o yüzden Git yat dede falan dedi yani. der yani sen olsan demez misin der ama yani sonuçta Mike Tyson'la aynı ringde olması ve yani sadece reklamını yapmak için bile çıkabilir yani. O yüzden zaten de YouTuber bildiğim kadarıyla çok da ilgi gören bir YouTuber diye biliyorum. Evet. O yüzden yani sadece 10 galibiyet almış birinin bu cesareti göstermesi de önemli tabii. Bakalım nasıl bir dövüş olacak ama tabii bunun kazandırdıkları sadece ikisine değil, aynı zamanda reklam verenlerine, aynı zamanda yayıncı kuruluşuna pek çok aslında getirisi var. Spor, aslında sporun her çeşidi artık sadece spor olmaktan, sadece işte bir eğlence aracı olmaktan çok çok önemli bir aslında ekonomideki aktörler olmaya başladı. Bu açıdan baktığımızda da oldukça önemli. 21 milyon yaklaşık takipçisi varmış YouTube'da. 8 milyar izlenmiş yaklaşık olarak bu Jake Paul. En sonunda 2023 yılında Şubat ayında. 8 milyar izlenmiş. Evet. Yani dünya nüfusunun 8 milyar civarında olduğunu düşünürsek defalarca izlenmiş demek ki. Yani oldukça önemli bir rakam. Borsadaki açılışları alacağız. Tabii önce buradaki bakalım oradaki ringde nasıl bir tablo Evet. var.